aşama yumurtaların gelişmesi için, fazla sayıda yumurta elde etmek için enjektable, ağızdan kullandıkları tablet şeklinde ilaçlar değil. Cilt altına yaptığımız subkuten, insülin gibi yaptığımız iğneler. Bunun dozunu da mutlaka biz ayarlıyoruz değil mi Ertan? Tabii. Hastamızın yaşı, kilosu, deneme sayısı, yumurtalığın cevabına göre biz belli dozlar veriyoruz ve bunları anlatıyoruz. Ve bu dozları yani her gün genelde belli saatlerde yapmasını istiyoruz. Ve belli aralıklarla takiplere başlıyoruz. 2 günde bir, 3 günde bir yumurta toplamaya yakın daha sık takiplerimiz oluyor. Şimdi amaç şu, genelde bir bayanın, her ay adet gören bir bayanın yumurtalıklarından bir tane yumurta gelişir. Veya 2 gelişir genelde. Biz tüp bebekte maksimum geliştiriyoruz. Yani kişiden kişiye değişmekle birlikte bu 5 olabilir, 7 olabilir, 15 olabilir, 40-45'e kadar çıktığı olabiliyor. Yani biz yumurtalıkları normalden daha fazla büyütüyoruz. Ve bunu büyütürken de belli aralıklarla ultrasonla bunların büyümeleri doğal mı, bizim beklediğimiz gibi mi veya herhangi bir sıkıntı, birazdan bahsedeceğiz, oldu mu olmadı mı diye izliyoruz. Hı hı. Tabii ki anne adayına da şunu söylüyoruz. 1- ilaçlarınızı düzenli yapmalısınız. 2- kafanızı karıştıran bir nokta varsa mutlaka doktorunuza veya hemşirenize ulaşın diyoruz. Çünkü İlaçların yanlış yapılması veya atlanması tedaviyi olumsuz etkileyebiliyor. Bir de tabii ki yumurtalık her ay 1 veya 2 yumurta geliştirmeye alışık olduğu için biz şu anda maksimum sayıda geliştirdiğimiz için bir takım şikayetler olacak. Evet, bulantı, kasık ağrısı, bel ağrısı veya iştahsızlık, karında şişme gibi şikayetleri yaşayacağını anne adayından söylüyoruz. Bunların hepsi zaten geçici. Evet. Yani yumurtlama tedavisi alırken bunları yaşayacak. Evet. Ama sonuçta yumurtlama tedavisi bittiğinde, yumurtalar toplandığında rahatlayacak. Evet, eski haline gelecek. Amacımız bu. Bu süreç kişiden kişiye değişmekle birlikte 11, 12, 13 gün sürebiliyor.